Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavramı testlerinin ikincisiyle yani DNA ve genetik kod sorularıyla karşınızdayız. 16 soruluk bir deneme. Hızlıca sorulara geçelim. Bu açıklamalara göre aşağıda hangisi kamuflaja örnek olarak verilebilir demiş. Yukarıda kamuflajın ne olduğunu anlatmış. Fakat biz kamuflajın ne olduğunu biliyoruz zaten. Arka plandaki bir zemine uyum sağlamadır. Yani ne yapar? Askerlerin kamuflaj elbiseleri ne düşünün mesela? Yeşil, böyle değişik yeşil tonları bulunur. Ona göre düşünelim. Zehirli arıların etrafında uçan bazı sineklerin de bu aralar gibi sarı siyah şeritlere sahip olması. Bu ortama uyum sağlaması değil arkadaşlar. Uçan sineklere benzemiş. Yani ortamla ilgisi olmadığı için eledik. Bazı böceklerin saldırıya uğradığında vücudunda değişik sıvılar ortaya atması. Bu kamuflaj değil, savunma için bir enzim kullanmış. Bambaşka bir şey. Bazı kelebeklerin kanat desenlerinde benzer yapraklar üzerinde bulunması. Bakın yapraklarla aynı kanata benzer yaprakların üzerinde duruyorlar. Böylelikle kamufle oluyorlar. Yani gözükmüyor. Aynen bu kalemunlar gibi düşünün. Bu olabilir. Renk ne demiş? Parlak renklenmesi nedeniyle düşmanları tarafından kolayca tanınıp av olmaktan kurtulması demiş. Bu ortama uyum sağlamıyor. Sadece parlak bir renk alıp herhalde düşmanlarına yakalanmamak için bunu kullanıyor. Ama ortama uyum sağlama diye bir şey yok. Kamuflaj dediğimiz şey yukarıda da okursanız zeminine benzer desenlere sahip olmak demektir. Deyip C'yi işaretleyip geçiyoruz. Yukarıda alelgeni falan anlatmış. Geçelim. Şimdi arkadaşlar tablodaki bilgilere göre iki hipotez ortaya konmuş. Demiş ki soruya bakalım önce. Verilen hipotezler için hangisi söylenebilir demiş. Yani şıklarına gitmek zorundayız. Hipotezler doğrudur çünkü her iki çapraz damarda da D aleli bulunmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar birinci hipotezimiz büyük D genotipli tohum ile küçük D tohum çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar elde edilir demiş. Şimdi arkadaşlar hızlıca açalım kalemimizi. Şimdi siz büyük D, bunu aslında artık çaprazlama gerek bile yok. Alışmış olmalısınız. Fakat yine çaprazlayalım. %100 melez döller elde edilir değil mi arkadaşlar? Büyük D olan kuraklığa dayanıklıydı. O zaman bunların hepsi %100 kuraklığa dayanıklı tohumlardır arkadaşlar. Bu yüzden birinci hipotezimiz doğrudur. Bakın kuraklığa dayanıklı olanlar büyük D'ymiş. Melezler de çünkü dayanıklılık baskın olduğu için ona da dayanıklıymış. Ama çekinikler dayanıksız demekmiş. Şimdi aşağıdakine bakın. Melezle çekinik. Bunu zaten biliyoruz. %50 ama yine de yapalım. O da şu şekilde olacak. Melez dedik. Çarpı çekinikler. Burada %50 melez, %50 dayanıksız. Bakın bunlar dayanıksız. Bunlar dayanıklı olur. Ama sorumuzda ne diyor? Çapraz tamamı kuraklığa dayanıksız çekinik tohumlar elde edilir diyor. Hayır, tamamı değil. %50'si olacak. İkinci hipotezimiz yanlış. Bu şıkkımız da C şıkkında bulunuyor. Neden? Birinci hipotez doğrudur. Çünkü çarpazlama sonucunda homozigot çekinik genotipli birey elde edilemez. Çünkü hepsi nasıldı? Heterozigot baskındı arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Arkadaşlar, insanlarda da aslında çarpazlamalar bezelye bitkisinde olduğu gibidir. Farklı bir şey yoktur. Yukarıda verilecek zaten. Demiş ki düz saçlı bir anne heterozigot kıvırcık saçlı bir babanın doğabilecek çocuklarından bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar şu bilgi önemli bize burada lazım olan şey. Kıvırcık saç aleli baskın. Bunu bilelim yeter. Ve demiş ki anne o zaman düz saç çekinikse anne mecburen küçük harfler olmak zorunda değil mi? Burada A harfini kullandığı için ben de A kullanıyorum. Baba da kıvırcıksa ya büyük A, büyük A ya da melezdir. Fakat aşağıda heterozigot olduğunu söylemiş. Zaten bize vermiş. Baba da bu şekildeymiş. Doğabilecek çocukların saç özelliği nasıl olabilir demiş. Hemen şurada çarpazlayalım köşede. Arkadaşlar büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük, küçük. Küçük, küçük. Bakın bu ve bu tipte
çocuk olabilir bu ailenin. O yüzden de cevabımız 2 ve 3 olan şıkkımız olacak. Fakat ne demiş? Ha, sahip olması beklenmez demiş. O yüzden hızlıca bakın soruyu hızlı çözdük. Hop, şunu sildim. 2-3 beklenir fakat 1 beklenmez. Hemen soruyu tekrar baktım. Beklenemezi görünce düzelttim arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Burada arkadaşlar akraba evliliği ile zararlı çekinik ailelerin bir araya gelmesi çocukların doğuştan hasta olmasına neden oluyor cümlesini okuduğunda hangi çıkaranlara bunu demiş? Yukarı okumaya gerek yok. Biz de akraba evliliğinde detaylarını biliyoruz. Şimdi arkadaşlar hastalığın ortaya çıkmasında hastalığa yol açan ailenin tek bir ebeveyninden gelmesi yeterlidir demiş. Şimdi arkadaşlar akraba evliliği konusunu işlerken demişti ki çok şükür ki çoğu akraba evliliğinden doğacak olan sakatlıklar çekinik hastalıklardır demiştik. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ve çekinik bir gen olduğu için arkadaşlar tek bir bireyden, anneden veya babadan gelmesi çocukta melezlik olur, oluşturur. Yani bir geni hasta, bir geni hasta olmayan olur. Ve hasta olmayan baskın geleceği için çocuk hasta doğmaz. Ne olur? Biz ona taşıyıcı diyoruz. Hastalıklar konusunda. Bu konuya çok fazla değinmedi Mevki tabii. Çünkü insanlarda da benzer olduğu söylenir diyor sadece kazanımda. Detay vermiyordu ama burada detay bir soru sormuş. Bileceğimiz şey budur arkadaşlar. Şimdi hastalığın ortaya çıkmasında hastalığa yol açan ailenin tek bir ebeveyninden gelmesi yeterli değil. İkisinden de gelmeli. O yüzden bir olmayacak arkadaşlar. Hastalık çekinikken demiştim. Sağlıklı görünen anne babanın çok öyle sağlıklı olmayabilir. Şimdi arkadaşlar anne ve baba mesela taşıyıcıdır. Bakın hastalık üzerinden düşünelim. Şu küçük olanlar hastalık, büyük olanlar sağlıklı alelgen demektir. Siz bunu çarpmazlığında biliyorsunuz ki 3 tip genotipinde görülebildiği çarpmazlamadır bu. Bakın. Hastalıklı bir çocuğun doğum olasılığı 125'tir. Taşıyıcı olarak doğum olasılığı %50'dir. Tam olarak sağlıklı olarak doğmasının ihtimali 125'tir. Sağlıklı olmayabilir diyor. Evet, bakın burada görünüyor. Kesinlikle şunlar da sağlıklı olduğu anlama gelmez taşıyıcılık. Tüm akraba evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar mı? Hayır, zaten toplumu yanıltan şey neydi? Akrabalarından bu evliliği yapıp çocuklarında sakat ya da hastalıklı bir çocuğun doğmadığını gören diğer bireyler bu yanılgıya düşüp demek ki bizde bir hastalık yok soyumuzda deyip onlar da bu evliliğe yeltenebiliyorlar ve onlarda da ne yazık ki bazen hastalık görünme durumları olabiliyor ne yazık ki. Şimdi arkadaşlar çarpazlama vermiş. Şöyle hepsini görebileceğimiz şekilde ayarladım. Arkadaşlar burada bakın olay şu. Çarpazlamalarda iki tip çarpazlama bakayım ne yapmış? Heh, şurada yuvarlak ve buruşuk tohumlu bezelyeyi çarpazlamış. Hepsinin yuvarlak olduğunu görmüş. Sonra yuvarlakları kendi arasında çarpazlamış. Yani bu yuvarlak yuvarlak çarpazlamamızı yapmış. Ve orada %70 oranında yuvarlak, %25 oranında buruşuk tohumlu olmuş. Neye benziyor arkadaşlar bu? Bu çarpazlamayı görür görmez %75'e 25 durumu nedir arkadaşlar? Şu çarpazlamadır değil mi? Bunu hemen görebiliyor olmalısınız. Fenotip konuşuyor sadece fark ettiyseniz. Bakın %75, %25. Bu fenotip oranında bu çarpazlama bunu getirir. O zaman bu çarpazlama kimin çarpazlamasıydı? Melezin çarpazlamasıydı. Demek ki bu olan yuvarlakların hepsi melez bir şekildeymiş arkadaşlar. Yukarıda zaten vermiş arı döl yuvarlak demiş. Yuvarlaklık baskın. Çekinik olan buruşuk. Demek ki bakın hepsinin de genotipini bulmuş olduk. Hocam nereden bildiğiniz soruda vermedi kim baskın kim çekinik diye. Şuradan siz bir yuvarlakla bir buruşuğu çarpardığınızda hepsi yuvarlak oluyorsa anlayın ki yuvarlaklar baskındır. Hangisi doğrudur? Buruşuk tohumlu olma özelliği yuvarlak tohumlu olma özelliğine baskındır demiş ki yanlış tam tersidir. İlk çarpazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipte değildir. Evet hepsi bakın birinci koşak tohumların hepsi yuvarlakmış. Çekinik olsaydı buruşuk olurdu. Yanlış olanı çekinik fenotipte değildir demiş. Doğru olanı bulduk. Çekinik fenotipte değildir. Hepsi heterozigot baskın fenotiptedir arkadaşlar.
Evet, klonlama sorusu arkadaşlar. Şöyle soruyu görebileceğim şekilde getirmeye çalışıyorum. Tam ucundan gördük. Şimdi arkadaşlarım, yukarıya çok fazla hemen incelemeye gerek yok. Hemen sorudan bakalım. Hangi yere doğrudur? Vücut hücresine ait çekirdek şu arkadaşlar. Şu çekirdekten bahsediyor. Çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi. Evet, o da şu. Hücresi uygun ortamda embriyo oluşturmuştur. Evet, oluşturmuştur değil mi arkadaşlar? Bakın bu çekirdek bunun içine yerleştirilmiş ve zigot demiyoruz aslında. Oradan embriyoyu oluşturmayı başarmıştır arkadaşlar. Doğru. D koyununun yani şu klon koyunumuzun genetik yapısı C ile aynıdır demiş. C olan neydi arkadaşlar? Taşıyıcı. Yani sadece taşıyıcı annelik yapıyor. Yani beslenmesine yardım ediyor. Yanlış. D koyunu eşeyli üremeyle oluşmuştur diyor. Eşeyli üreme nedir arkadaşlar? Hayvanlar için konuşursak spermle yumurta hücresinin döllenmesiyle zigotu oluşturmasıdır ki arkadaşlar burada döllenmeden kasıt nedir? Yumurta hücresinin DNA'sı vardır. Spermin de DNA'sı vardır. Bunlar içinde kaynaşırlar demiştik hatırlarsanız. Burada böyle bir kaynaşma yok çünkü çekirdek çıkarılıyor. Bu bir döllenme değildir arkadaşlar. Bu klonlamadır. O yüzden de cevabımız şu biraz aşağı indireyim. Bu da yanlış. Bu da yanlış dedik. Cevabımız yalnız bir olacaktır. Klonlama soruları basit olarak arkadaşlar. Sadece dikkat edin okurken. Şimdi arkadaşlarım yukarıda bir dergiden metin okunmuş. Çıkarılmada hangisi yanlıştır demiş. Yukarıdaki dergiyi size hızlı şekilde okuyalım. İşte ormanlık bir alanda geyik sayısını artırmak istiyormuş bu bölgedeki insanlar. Ama geyiği riske atan, tehdit eden unsurları ortadan kaldırıyormuş. Mesela geyiğe ne zarar veriyorsa atıyorum kaplanlar mı var öldürdük gitti. Ne olacak? Başlangıçta geyiklerin sayıları çok artacak doğru. Fakat sayısı artınca birey başına düşen besin miktarı ve yaşam alanı azalacak. Bu sefer de kalabalıktan dolayı arkadaşlar kaynaklar azaldığı için rekabet, hastalık, yavrularda ölümler artıyor. Ve tekrar nüfusun hızı giderek yavaşlıyor. Yani doğal dengenin bozulmasından söz etmiş arkadaşlar değil mi? Evet. Ve bunları yeni kuşaklara ne demiş? Uygun özellikler, ortam koşullarına uygun özellikler taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor arkadaşlar. Bununla ilgili yanlışları bulalım. Geyiklerin sayısı ortamın kaynak miktarıyla kontrol edilmektedir. Evet, yani geyiklerin sayısı çok arttığında yaşam alanı ve kaynaklar azaldığı için tekrar nüfus tehlikeye giriyor. Kontrol edilmesi doğrudur. Yaşam alanındaki değişimler bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçilimini destekler ki şu son cümle altını çizdiğim bölüm bakın ortama uygun özellikler taşıyan ve bunları aktarabilen yani aslında bu ne demek biliyor musunuz? Adapte olan, adaptasyonu sağlayabilen o ortama bireyler yaşamaya devam eder. Bu da doğal seçilim. Biliyorsunuz doğal seçilim de adaptasyonun içindeydi. Destekler. Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması, kaynakların kullanımı rekabete yol açar diyor. Ve yukarıda zaten ne vardı? Şurada rekabet vardı arkadaşlar. Doğrudur. Geyiklerin artış hızı düşmanların olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir demiş. İlk başta yükselir ama bir zaman sonra tekrar düşüşe geçer ki zaten yukarıdaki metin bunu anlatıyor. Sürekli yükselmez. İlk başta yükselir ama. 8. sorudayız. Yapılar vermiş. Bu yapılarla ilgili yorum. Yanlışlı soruyor arkadaşlar. Bir dediği bakalım neymiş? Kromozom. Yukarı hemen biri buldum. Kromozom. Farklı canlı türlerinde farklı sayılarda bulunabilir ki evet doğrudur. Farklı sayılarda bulunabilir. Aynı sayılarda da bulunabilir. Arkadaşlar onu da söylemek lazım. İki dediği neyi bakalım? Bu DNA değil. Çünkü DNA nerede bakın? Burada verilmiş. Bu ne o zaman? Belirli bir bölgesini aldığına göre bu gen arkadaşlar. Belirli bir karakterden sorumlu bir geni ifade ediyor olabilir. Evet o da bir genden bahsediyordur. 3 dediği yer neresi? Bakalım bazları gösteriyor. Moleküller tüm canlıların DNA'larında bulunur. Evet bazlar özür dilerim. Bütün canlıların DNA'sı vardır ve her DNA bütün DNA'larda arkadaşlar bu 4 baz vardır. O yüzden doğru. 4 ile gösterilen molekül dediği ne? Şu mu? Ne o? Fosfat. Tüm canlı türlerinde farklılık gösterir. Hayır, bütün canlılarda fosfattır arkadaşlar. Bütün canlıların DNA yapısı bu şekildedir. Fosfat, şeker, baz. Farklılık göstermez. Şimdi arkadaşlar 1 ve 2'nin zinciri vermiş. K zinciri, L zinciri, yeni oluşan zincirleri göstermiş. L zinciri ikinci zincirin kopyası olacak arkadaşlar.
Çünkü ipliği de birinci zincirin. Yukarıda bu bilgiyi vermiş ki biz zaten bunu biliyoruz. O yüzden geçtim. Bu soruda arkadaşlar dikkatli bakacaksınız. Sakın ola yanlış hiza yapma. Bakın birinci zincir şu. Bu zincirlere dikkat ediyoruz. Yeni oluşan K ve L ipliklerinin nükleotit izleri birbirinden farklıdır demiş. Arkadaşlar ben bu soruları şöyle çözüyorum. Bakın. Şunla şu. Karşılıklı iplikler değil miydi açılmadan önce? Evet. O zaman bunun sol tarafına yazarım bir tane A. Bir tane T. O zaman bunun karşısına gelecek T. Bunun karşısına gelecek A. O zaman yeni iplikleri de yapalım şunun yanına. Bakın L ipliğinde burada ne olacak? A. Burada ne olacak? T. K ipliğinde burada ne olacak? T. Burada ne olacak? A. Şimdi bakalım buna göre soruyu çözelim. Yeni oluşan K L iplikleri birbirinden farklıdır demiş. Arkadaşlar bakın. Bu T A diye başlamış. Bu A T diye başlamış. Evet farklıdır. DNA'nın 1 ve 2. zincirlerin nükleotit dizilişleri aynıdır demiş. Aynı değildir arkadaşlar. Yani adenin ise timindir. Guanin ise sitozindir. Yani karşılıklı diğer bazlar bulunur. Diğer nükleotitler bulunur o haliyle. O yüzden aynı değil. Sıt olacak. 3. Eşlenme tamamlığında birbirinin aynısı olan iki DNA sarmalı oluşur. Şu ve şundan bahsediyor ki eşlemenin amacı zaten buydu arkadaşlar. Ve cevabımız böylelikle çıkmış oldu. Kemancı yengeci görülüyor. Arkadaşlar bu yengecin özelliği bir onun ismi kıskaç mı? Kıskacı çok büyük bir kıskacı gelişmiş değil o kadar. İşte ne için kullandığını da yukarıdaki metinde bahsetmiş. Şimdi hızlıca ışıklara bakalım. Büyük kıskaca ve farklı gözlere sahip olması bulunduğu çevre uyumasını kolaylaştırır. Evet yukarıda zaten bundan bahsediyor. Büyük kıskaçları havada sallaması kendine yaklaşan diğer erkek yengeç ve avcıların geri püskürtür diyor. Aynı zamanda dişilerin dikkatini çekermiş. İşte gözlerinin yukarıda olması da avcılarının çok uzaktan görmesini sağlarmış. Dolayısıyla onun hayatta kalmasını ve soyunun devamını sağlayan önemli özelliklerymiş ki bundan bahsettik. İşte avcıdan korunmasına yardımcı olduğunu gözlerinden bahsettik. Büyük kıskaca sahip olması uygun dişi bireyler tarafından seçimini kolaylaştırdığından bahsettik. Kalıtsal olmayıp çevrenin etkisiyle ortaya çıkmıştır diyor büyük kıskaçtan bahsediyor. Arkadaşlar bu modifikasyon değildir. Bu canlının kendi gerçekleştirmiş olduğu adaptasyondan sonucu böyle oluşmuş. Yani bu kalıtsaldır arkadaşlar. Yani bunun yavru bireyleri de bu şekilde doğacaktır. Hemen yeni sorumuza geçtik. Verilen görsellere bakılarak hangisine ulaşılamaz demiş. İnsandaki kromozom, köpekteki ve kurt bağırı bitkisinin kromozom sayısını vermiş. Kromozom sayısı canlı türlerine farklılık gösterebilir. Bakın göstermiş mi? Göstermiş. Farklı türlerin DNA'nın nükleotizmi aynı olabilir. Bakalım aynı mı? Hayır, ona demiş. Kromozom sayısı demiş. Nükleotit dizilimleri demiş. Özür dilerim. Arkadaşlar nükleotit dizilimleri ikiz kardeşlerde dahi aynı olmaz demiştik %100. Bu yanlış cevabımız direkt olduk. Yeni sorumuz. Arkadaşlarım burada çaprazlamadaki fenotipleri vermiş sadece. Şimdi arkadaşlar buradan direkt çaprazlamaları hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen bulayım ben sizlere. Siz şimdi mor çiçekli beyaz çiçeği çaprazladığınızdaki beyaz çiçeğin çekinik olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Mor baskın olabiliyorsunuz. Beyaz çiçek mecburen küçük küçük olacak değil mi? Siz buradan %50 mor, %50 beyaz çiçek çıkartmak istiyorsanız. Şimdi bu morsa bir tane büyüğü zaten var. Şimdi ikincisi büyük mü küçük mü? Büyük yaparsanız tamamı heterozigot olacağı için onu ne yapacağız? Küçük yapacağız. Bakın bunun çaprazlaması bu grafiği verir. Sağ taraftadaki de hemen küçük beyazı nasıl olsa biliyoruz ne olduğunu. Mor çiçekte bakın hepsi mor çiçek oluşturmuş. O zaman buradan hepsi heterozigot olacak. Bunun çaprazlamasını buldum. Burada tamamı beyaz olmuş arkadaşlar. Mecburen zaten beyazlık çekiniktir değil mi? Küçük küçük çarpı küçük küçüktür. Bunu bulmuş olduk. Hatta şuraya da şunları ekleyelim. Mesela mor çiçeğin fenotipi burada nedir arkadaşlar? Melez. Bu zaman saf olmak zorunda. Bu da tamamı melez. Tamamı çekinik. Bakın bunları da bulmuş. Hangisine ulaşılamaz sorusu. Mor çiçek özelliği baskın. Beyaz çiçek olma özelliği çekiniktir. Buna ulaşabilirsiniz bu grafikten. Arkadaşlar neden nasıl ulaşabilirsiniz? Şu ikinci grafiğe bakarak bile oluşturabilirsiniz. Tamamının mor olduğu
olmasından ötürü morun baskın olduğu ulaşılır. Birinci grafikte çaprazlanan mor çekli bezelerin genotipi heterozigottur demiş. Bakın ben zaten bunu söyledim. İkinci grafikte oluşan bezelerin tamamının oluşan bezeler demiş. Bakın bu kadar. Burada çaprazlanan demiş, burada oluşan demiş. Buna dikkat etmek lazım. Oluşan bezelerin tamamının genotipi bakın ne yapmışım? Heterozigot demişim. Doğru. Üçüncü grafikte oluşan beyaz çiçekler ile arkadaşlar genotipleri farklıdır demiş. Beyaz çiçek özelliği çekinik olduğu için mecburen hepsi küçük küçük olmak zorunda. Farklı değildir. Hemen bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar bu soruda da doğal seçilimden bahsediyor sanırsam. Bakın sol taraftaki birinci şekle bakarsanız hem siyah ne bu? Güveymiş. Güveler var hem de açık renkli güveler var. Şekil 2'de bakın kuşlar açık güveleri yemeye başlamış. Sayılar azalmış ve şekil 3'te baktığınızda açık güvelerin türü yok olmuş. Koyu renkli güveler yaşamlarına devam etmiş. Şimdi doğal seçilim bu. Hemen bununla ilgili yanlıştır sorusuna bakalım. Başlangıçta güvelerde renklenme ile ilgili kalıtsal varyasyonlar bulunmaktadır. Evet. Bakın kalıtsal varyasyon nedir? Koyu renkli güve, açık güve var. Aynı tür içerisinde farklı özellikler var. Buna biz ne demiştik? Varyasyon demiştik. Bu varyasyonlar mevcuttur. Açık renkli güvelerin avcı kuşlar tarafından yok edilmeleri doğal seçilimle elenmedir ki demin bunu söyledim. Evet bu doğal bir seçilimdir. İnsan faktörü yok. Kuşlarla alakalı geçtik. Dolaylı da olsa insan faktörü var. Yangın çıkmıştır. İnsan oluşturmuştur bu yangını falan ama direkt etki etmediği için bu güvelerin şeyine. O yüzden biz bunu da yapaydır demiyoruz. Belki de güneş sebebiyle doğal yollardan da yangın oluşturmuştur. O da öyle şeyler düşünebilirsiniz. Basit düşünmek gerekir böyle sorularda. Koyu renkli güvelerin hayatta kalması çevre etkisiyle ortaya çıktığından modifikasyona örnektir demiş. Hayır, modifikasyon değildir arkadaşlar. Modifikasyonda genlerin işleyişi farklı olmalı. Yani bu güvelerde siyah olan ya da koyu renkli güvelerde herhangi bir genin işleyişinde farklılık var mı? Hayır, bu tamamen doğal seçilimdir. Doğal seçilim adaptasyonun alt başlığıdır. Modifikasyonda değildir. Yanlışı direkt bulduk. 14. sorudayız. Şimdi arkadaşlar resimlere bakar bakmaz modifikasyondan bahsettiğini anlamışsınızdır. Kraliçe arı, Himalaya tavşanı ve neydi bu bitkinin adı? Çuha bitkisi arkadaşlar. Bir de bildiğin soru modifikasyon. Hangisi oluşturabilir sorusu? Çevresel faktörler canlıların genetik yapısında değişikliğe yol açabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi modifikasyon örnekleridir. Genetik yapıda bir değişikliğe yol açmaz. O yüzden bu yanlıştır. Şimdi bu bilgi doğru bir bilgidir. Mutasyon için geçerlidir değil mi? Mutasyonda çevresel faktörler genlerin yapısına değişiklik yol açabilir ve mutasyona sebep olabilir. Ama yukarıdaki örnekler incelendiğinde diyor. Ve bu 3 örneğin 3'ü de modifikasyondur. O yüzden bu yanlış. Yavru döller aktarılabilir demiş arkadaşlar. Burada herhangi bir çaprazlama veya yavrularından bahsetmemiş. Genetik olup olmadığından zaten söz etmemiş. Ki zaten biz arkadaşlar modifikasyonun genetik olmadığını biliyoruz. Bu da değil. Ne demiş? Çevresel faktörlerle canlıların dış görünüşlerinde değişiklikler meydana gelebilir. Evet. Bakın bundan bahsediyor zaten burası. Modifikasyon budur zaten. Geçtik. İki bezelye bitkisinin çiçek rengi bakımından çaprazlanması sonucu oluşan yavru bezelye bitkisi görülmektedir diyor arkadaşlar. Hangisine sahip olabilir demiş. Çok basit bir soru. İki tane mor çiçekli bezelyeden beyaz çıkmasının tek bir ihtimali vardır. Melez. Hocam bunu nasıl anlayacağız? Yani bunu nasıl bileceğiz diyorsanız şöyle yapalım arkadaşlar. Sileyim. Bakın. Ben şu şekilde. Bu ne? Beyaz mı alttaki? Bunun genotipi ne olmak zorunda? Küçük. Bunun bir tanesini bu bitkiden alsın. Bunun bir tanesini bu bitkiden almış olsun. O zaman bunların ikinci alelleri ne olmak zorunda? Bu çiçeklerin rengi morsa mecburen baskın özellik olması gerekir. Buradan da cevabımız çıkmış oldu. Çok hızlı bir şekilde yaptık. Geçtik. Diğer ihtimaller yoktur arkadaşlar. Diğer ihtimallere zaman baktığınız zaman şuna bakın mesela. Çaprazlayalım. Büyük küçük. Değil mi? Şimdi
Hocam bakın olabiliyor. Niye 5 2 yok? Çünkü burada çaprazlanan şu bitki mor mudur? Değildir ki, bu beyazdır. Biz bu çaprazlamayı işaretleyemeyiz. Çünkü bu beyaz değildir. Bu da beyaz olduğu için, bu beyaz olmadığı için bakın bunlar o yüzden olmuyor. Yine aynı soru. Hani benzer çiçek rengi bakımından yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi morla beyazı çaprazlamış. Hepsinin mor olduğu gözlemlemiş. Bu bezelyerle ilgili hangi yorum yapılamaz demiş. Şimdi ihtimal dahilinde olan şeyleri bir konuşalım. Bir kere arkadaşlar bunun küçük renk olduğunu garanti veriyoruz. Doğru mudur? Evet. Ama bu ya baskındır ya melezdir. Şimdi iki ihtimalle çaprazlayalım. Bakın baskınla çekiniği. Buradaki bütün çaprazlamalarda oluşacak olan bezeler nedir? Heterozigot yani melezdir. Şuradaki çaprazlamayı yapalım, diğerini. Melezle çekiniği yapalım. Buradaki çaprazlamalarda %50 melez, %50 çekenektir. Şimdi arkadaşlar bu zaten olur. Gördüğünüz gibi hepsi mor. Değil mi? Sağ tarafta çaprazlamada ise hepsi buradan denk gelmiş olabilir. O yüzden bu da olabilir. Bakalım. Bezelyelerde mor çiçek özelliği beyaz çiçek özelliğine baskındır. Evet. Yukarıda zaman bu çıkarımda bulunabiliriz. Siz bir morla bir beyaz çaprazladığınız zaman morlar kazanıyorsa bu morun baskın olduğunu gösterir. Doğrudur. Yavru bezelyelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Anneden illaki bir tane alel alınmayacak mı? Evet. Yani bir tane şuradan gelmek zorundaysa bu yavruların hepsinde küçük M var hepsinde. Mecbursunuz. O yüzden mecburen heterozigottur. Ama sağ taraftaki çaprazlamaya bakalım. Sol taraftakine göre heterozigottur. Sağ taraftaki çaprazlamaya göre bakalım. Burada bakın. Bakın. Çekinik de olabilir. Şimdi bir daha bakalım soruya. Gelişen bezelyelerin bütün çiçeklerinin mor renkli olduğu gözlenmemiş. Ha, bunu vermiş zaten. O yüzden ne yapacağız? Burayı sileceğiz. Burayı konuşmamıza gerek yok. Tamamen soldan gideceğiz. Hepsinin vermiş zaten. Arkadaşlar soldan gidiyoruz. Bu biri tamam demiş. Yavru bezelerin çiçek rengi bakımından genotipleri heterozigottur. Evet. Heterozigottur. Doğru. Geçtim 3'e. Yavru bezelyeler kendi arasında çaprazlandığında şunlardan bahsediyor. Şunların heterozigotları var ya. Heterozigotlar kendi arasında çaprazlandığında ne olduğunu zaten biliyoruz. Çirkin çizmeye başladım. Kusura bakmayın. Sığmayacak. Şu küçük. Küçük. 1, 2, 3 tane genotipi de var. Beyaz çiçekli bezelye oluşma ihtimali %25 veya 1/4'tür arkadaşlar. 3 yanlıştır. Cevabımız da Bursa çıkar. Böylelikle MEP kazanım kavrama testi 2. üniteyi de bitirmiş olduk. Dediğim gibi yorumlarda sorularınız olursa lütfen sormaktan çekinmeyin. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi dersler dilerim.